Evet arkadaşlar, merhabalar herkese. Ya ne kadar güzel bir tablo var burada. Muhteşem bir tablo. Bilseydim daha erken katılırdım. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ederiz. Vallahi içim sizi görünce enerji doldu. Bugün sağ olsun Neslihan ablanız ve Dilara ablanız da bize eşlik ediyorlar. Tabii normalde ben sizlerin abi ablalarıyla birlikte çalışıyorum. Kuzenleriyle çalışıyorum. Ama bugün sizlerle birlikte olmak bizim için çok heyecan verici bir durum. Aynı zamanda da bu karantina günlerinde maalesef ki ister istemez biraz daha evlerde kaldığımız bu günlerde normalde böyle iş insanlarıyla, sanatçılarla, sporcularla röportaj yapıyoruz. Ama biliyorsunuz bugün 23 Nisan için bir aradayız. Dolayısıyla 23 Nisan'da bence artık biz susmalıyız, siz konuşmalısınız diye düşünüyoruz. O yüzden bugün müsaadenizle ben size sorular soracağım. Sizden bunların cevabını duymaktan çok mutluluk alacağım. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ederim. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum bir abiniz olarak. Peki, şimdi 23 Nisan diyoruz. İsterseniz başlayalım. 23 Nisan sana neyi ifade ediyor diyeceğim. Mesela Esma, senle başlıyor olsak senin için 23 Nisan ne tam olarak? 23 Nisan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu önemli gün. Atatürk'ün bize armağan etmesi beni çok mutlu ediyor. Hep beraber 23 Nisan gelmeden önce hazırlıklarımızı yapıyoruz ve o gün geldiğinde tüm Türkiye olarak 23 Nisan'ı arkadaşlarımızla beraber kutluyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çok sevdim. Peki Nehir, sen ne dersin? Senin için 23 Nisan ne ifade ediyor? Atatürk'ün bize emanet ettiği egemeni ifade ediyor. Bu bayram dünya üzerinde bütün çocuklara armağan edildi. Bu bayramı barış ve neşe içinde kutlarız. Kerem, sen ne dersin peki? 23 Nisan bana Atatürk'ü hatırlatıyor. Çocukların mutlu çocukları ve çocukların mutluluğunu Hatırladım. Ne kadar? hatırlatıyor. Elif Su, peki senin için 23 Nisan ne demek? Bütün arkadaşlarıma katılıyorum. 23 Nisan biz çocuklara Atatürk'ten kalan en güzel bir bayram. Bu sene okulda kutlayamasak da evde de aynı coşkulu ve heyecanlı olacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Madem 23 Nisan bu kadar önemli ve 23 Nisan'ı da kutlamaktan bahsediyoruz. Mesela Ahmet Yiğit, sen nasıl kutlayacaksın 23 Nisan'ı? 23 Nisan'a bayraklar, tenceremizi bayraklar ve Türk bayrakları asarak camlarımızı çiçeklerle süsleyerek, evimizde bayraklarla süsleyerek evde kutlayacağız. Aa, çok güzel. Neva, sen nasıl kutlamayı düşünüyorsun bakalım 23 Nisan'ı? Ben 23 Nisan'ı önce evde kendi yaptığım süslerle penceremi süsleyerek başlayacağım. Ondan sonra balkona bayrağımızı asıp 10. ve 100. yıl marşlarını açıp eşlik edeceğim. En sonunda da İstiklal Marşı ile beraber kapatacağım. Of, sen de program yoğun. Bir de tabii şimdi 100. yıl marşımız da var galiba. Bizim de bunu biraz çalışmamız gerekiyor. Çok mutlu oldum valla Neva senden duyduğuma. Nehir, sendeki planlar nasıl bakalım 23 Nisan için? 23 Nisan'da ablamla evimizin bahçesinde şarkı söyleyeceğim ve onlara şiir okuyacağım. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nı söyleyerek bayramı kutlayacağız. Çok güzel bir plana benziyor seninkisi de. Kerem, sen nasıl kutlayacaksın peki? Ben okuldaki öğretmenlerimizin hazırladığı şiirleri tüm okul öğrencileriyle birlikte balkonlarda söyleyerek kutlayacağım ve aynı zamanda cama bayrağımızı asarak kutlayacağım. Peki. Azra, sen nasıl kutlamayı planlıyorsun? Ben 23 Nisan ile ilgili video çekeceğim, şiir okuyacağım veya şarkı söyleyeceğim. Aynı törenlerimizde olduğu gibi seyircim de ailem olacak. Bu videoyu görüşemediğimiz arkadaşlarım ve akrabalarıma göndereceğim. Süpersin, süpersin, süpersin. Elif Su, sendeki planlar nasıl peki? Ben tişörtümü şimdiden giydim. Okulda tören olmadığı için üzülüyordum. Ama bu sene töreni evde yapacağız. Bu bizim için yeni bir deneyim olacak. Ben şimdiden camlara bayraklarımı astım. Ama bugün de duvarlara süsler ve okulda yaptığım resimleri asacağım. Aileme
Şiir ezberledim 23 Nisan'da sürpriz olarak. Onu 23 Nisan'da okuyacağım ve tüm Türkiye olarak da İstiklal Marşı'mızı beraber okuyacağız. Süpersiniz ya. Vallahi ben de bunlardan çok güzel notlar çıkardım. Eğer müsaade ederseniz ben de 23 Nisan'ı sizin önerilerinizle kutlayacağım. Peki, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir evdeyiz. Maalesef bu salgın nedeniyle bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Peki Efe, sen kimleri özledin? En çok neyi özledin bakalım? Sıcakta sallanmayı ve arkadaşlarımla beraber parkta futbol oynamayı çok özledim. Futbol. Futbolda en çok hangi mevkiyi seviyorsun bakalım? Hangi mevkide oynuyorsun? Kalecideyim, defanstayım, bir de forvette deyim. Maşallah şey. Sen tek başına bir takımsın demek valla. O zaman işimiz süper. Peki. O zaman arkadaşlar valla ben de söyleyeyim, ben de dışarıda yürüyebilmeyi çok özledim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok özledim. Sahada bir şeyler yapmayı çok özledim. O yüzden umarım ki en kısa zamanda hep birlikte dışarıda bol bol özgürce dilediğimiz şeyleri yapacağımız zamanlar gelecek. Peki mesela diyelim ki dışarı çıktık, hepimizin en sevdiği yerlerden birisi parklar. Parklarda doyasıya oynayacağız diyelim ki. Mesela parkta neler olsun istersin sen Barış? Ben parklarda 4 kaydırımız var. Daha fazla kaydırak olmasını isterim. Sonra trambolin olmasını isterim. Bir de bankların, oturma yerlerinin bizim parkımız korsan temalı olduğu için korsan gemisi şeklinde olmasını isterim. Vay be, wow. Nerede bu park? Ben de bir yere geleyim, böyle korsan temalı güzel bir park. Sizin sitemizde. Ha, peki. Deniz, sen nasıl bir park hayal edersin? Parkta neler olmasını istersin mesela? Ben park alanının daha geniş olması ve parkların mesela bir süreyle değişmesi, günde mesela birçok park olması ve robot arkadaşlar, elektronik eşyalar gibi daha çok oyun alanı olmasını isterdim. Parkta engelliler için rahat oynayabilecekleri bir saha ve rahat hareket edebilecekleri bir alan olmasını isterdim. Ne kadar güzel. Çağatay, sen ne istersin abicim? Koşup yorulduğumuzda serinleyeceğimiz dondurma arabaların olmasını isterdim. Dondurma makineleri, ama ücretsiz olması lazım değil mi bu dondurma makinelerinin? Evet. Yani olur mu arkadaşlar? 23 Nisan'da bir dilek hakkımız olacaksa o da ücretsiz dondurma olmalı. Dondurmaya para vereceksek ne anladık biz bu işten değil mi? Peki bunları not edelim bakalım. Peki şöyle bir bakıyorum. Elif Su, sana soralım son kez de eğer istersen. Sen bir parkta ne olsun istersin? Parkta çoğunlukla sokak hayvanları olduğu için ve ben hayvanları çok sevdiğim için hayvan evleri isterdim. Üşüyüp yani yağmur yağdığında ıslanmasınlar diye, aç kalmasınlar diye de onlara yemek götürürdüm. Ve böyle birlikte de parktaki çocuklar onlardan korkmazlardı. Evet, çok güzel düşünmüşsün. Tebrik ederim seni. Peki, şimdi biliyorsunuz evdeyiz ve evlerde bir süre daha bulunacağız. Diyelim ki 23 Nisan için bir evde yani yönetime siz geçseniz, evi siz yönetiyorsunuz. Evde neyi değiştirirsiniz? Deniz, sen mesela evde neyi değiştirirsin? Ben evde daha çok hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir atölyeyi çevirirdim. İçinde robotlar, 3D yazıcılar, işte arayabileceğiniz her türlü aletin olmasını isterdim orada. Deniz, sana bir şey söyleyeceğim. Bak, bizim Karaköy'deki ofis binamızda bir tasarım merkezi var. Orada böyle 3D printerlar, malzemeler var. Bir ara bu karantina bittikten sonra oraya gelmek ister misin abim veya ablanla? Seni bir misafir edelim. Belki işe yarayacak bir şeyler buluruz senin için. Peki, diyelim ki evi hallettik. Bu karantina günleri bitti, okula gideceğiz. Okulda mesela diyelim ki bir şekilde okulun yönetimini ele geçirdik ve sizlere teslim ettik. Okulda bir gün boyunca müdür tamamen sizsiniz. Mesela Elif, sen okulunda neyi değiştirmek istersin? Okulda öğrencilerin bireysel öğrenim alanlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Tekli sıralar olmasını istiyorum ve bu sayede öğrenciler derste daha verimli ve daha iyi konsantrasyonlarını daha bilebileceklerini düşünüyorum. Görsel sanatlar gibi sanatla alakalı derslerin sürelerin arttırılmasını isterdim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hasan, peki sen okulunda bir şey değiştirecek olsan sen neyi değiştirmeyi tercih ederdin?
Ben ağaç kulübünün olmasını isterdim. Çünkü içinde arkadaşlarımızla birlikte kitap okuruz. Bir de okulda havuz olmasını isterdim. Havuzun içinde böyle yüzerdik, serinlerdik. Hem ağaç kulübesi istiyorsun hem de havuz istiyorsun, doğru mu? Evet. Çok güzel bir fikirmiş. Vallahi gayet güzel bence. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki sizi okuldan çıkarsak ve ülkemizin böyle başına koysak. Bu ülkeyi siz yönetecek olsanız. Ki eminim ki bu kısa bir süre içerisinde de olacak. Önce belki abileriniz, ablalarınız, daha sonrasında eminim ki ben sizler bu ülkeyi yönetecek insanların içerisinde olacaksınız. Mesela Deniz, sen bu ülkede neyi değiştirirdin? Ben evsizlere ev verip, onlara iş verip hayatlarını devam ettirmelerini isterdim. Bir de Türkiye'nin ekonomisini değiştirirdim. Türkiye'nin ekonomisinden sen de mutlu değilsin demek. Kerem, sen peki? Ben savaşların olmamasını isterdim ve tüm çocukların eğitim almasını isterdim. Ya muhteşemsiniz. Ayberk, sen neyi değiştirirsin bu ülkede? Ben tarıma daha çok önem verilmesini isterdim. Çünkü bizim ülkemizde tarım alanında gerçekten çok büyük bir potansiyelimiz var ama bizim bunu kullanmadığımızı düşünüyorum. Ben de üretimin artırılmasını ve ekonomimizin de güçlenmesini istiyorum. Muhteşem. Elif, peki sana söz verecek olsam sen neyi değiştirirsin? Ülkemizde yerlere çok çöp atılıyor. Ben insanların bu davranışını değiştirmek isterdim. Ve daha sonra insanların daha bilinçli olmasını isterdim. Çok güzel. Gökçe, sen bir şeyler değiştirmek ister miydin? Ben ağaçların kesilmesini engellerdim. Boş ve kullanılmayan evleri evsiz ailelerle doldururdum. Ve son olarak zor durumda olan evsiz insanlara ve çocuklara gıda, içecek, su, mama ve bez yollardım. Süpersin. Kerem, son olarak da sana sorayım. Sen neyi değiştirirdin? Ben şehirler arası yolların kısalmasını isterdim. Çünkü biz seyahat eden bir aileyiz arabayla ve seyahatimiz bittiğinde genelde yoruluyoruz. O yüzden şehirler arası yolları kısaltırdım ki daha az yorulalım. Ve yeşil alanları da fazlalaştırmak isterdim. Örneğin evden çıktıktan bir iki adım attıktan sonra yeşil alandan çok beton ve apartman görüyoruz. Bunun yerine daha fazla yeşil alan yapılmasını isterdim. Aynı zamanda market fiyatlarına da azaltmak isterdim. Mesela en basitinden birkaç çikolata aldığımda çok pahalıya patlayabiliyor bize. O yüzden daha az fiyatlı ürünler isterdim. Peki. Peki şöyle yapalım. Ahmet Yiğit, bir günlüğüne bütün dünyayı sen yönetecek olsan sen dünyada neyi değiştirmek isterdin? Ben dünyada açlığı bitirmek isterdim. Çünkü bazı insanlar gereğinden fazla yediği için bazı insanlar da açlıktan ölüyor. Çok haklısın. Çok haklısın. Esma, sen neyi değiştirmek istersin bu dünyada? Ben dünyanın tek büyük olmasını isterdim ve bu sayede sınırlar olmazdı. Ve insanlar birbirleriyle yani eşit olmalarını isterdim. Kimi ya daha fazla ya da daha az olmalarını istemezdim. Hepsi eşit koşullarda bulunuyor. Çok güzel bir hayal bu. Herkesin eşit olduğu bir dünya istiyorsun. Cemre, sen ne istersin bakalım? Ben bisiklet yolları yapardım. Savaşları bitirirdim. Ve fabrikaların haftada bir çalışmalarını sağlardım. Çünkü dünyamızı çok kirletiyorlar. İleride dünya başkanlığına adaylığını koyduğunda ben de sana oyumu vereceğim. Tamam mı? Ben de sana söz veriyorum. Peki Ahmet Cemal, senin fikirlerinde sen bir şeyler değiştirmek ister misin dünyada? Evet. Açlığı ve susuzluğu yok etmek isterdim. Ve sevgi dolu ve temiz bir dünya olmasını isterdim. Çok iyi valla. Bence de ben de katılıyorum. Ezgi, sen neyi değiştirmek isterdin? Ben ilk başta susuzluk problemini yok etmek isterdim. Çünkü gelecekte yaşayacağımız sorunların farkında değil çoğu insan. Ya bu problemi bitirmek isterdim ya da bu probleme karşı insanları bilinçlendirmek isterdim. İkinci değiştireceğim şey çocuklarla ilgili.
dünyadaki çoğu ülkede çocuklara yönelik bir bayram, bir gün yok. O yüzden her ayın belli bir günü çocuk günü olmalı. Bugün de okullar, devlet çocuklara yönelik aktiviteler yapmalı ve bu aktivitelerden tüm çocuklar eşit olarak yararlanabilmeli. Ne kadar güzel bir fikir. Çok haklısın. Zaten 23 Nisan sadece Türk çocuklarının değil, bütün dünya çocuklarının bayramı bence. Peki Ayşe Neva, sen bu dünyada neyi değiştirmek isterdin? Var mı bir şey değiştirmek istediğin bir konu? Savaşları, açlığı ve mutsuzluğu bitirmek isterdim. Ayrımcılık son bulsun isterdim. Eşitlik isterdim. Süpersiniz. Peki arkadaşlar, bunları değiştirmek için ileride herhalde bu ülkenin böyle iyi doktorlara, iyi mühendislere, iyi hukukçulara, ne yaparsa yapsın işini iyi yapan insanlara ihtiyacı var. Ben bir de ileride ne olmak istediğinizi çok merak ediyorum. Mesela Barış, sen ileride ne olmak istiyorsun? Ben ileride elektronik mühendisi olmak istiyorum. Aslında ilk başta itfaiyeci gibi şeyler olmak istiyordum. Ondan sonra babam bana elektronik mühendisliğini anlattı ve bir tane beraber robot yaptık. Sonra kararım değişti. Şu an elektronik mühendisi olmak istiyorum. Ne kadar güzel. Elif Su, sen ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce ilk önce öğretmen olacağım, sonra veteriner olacağım. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Bence bütün çocuklar sevmeli. Böylece öğretmen olduğumda çocuklara hayvan sevgisini öğreteceğim. Hayvanların nasıl davranacaklarını öğreteceğim. Sonra da veteriner olup hayvanları iyileştireceğim. Peki Furkan, sen ne olmak istersin ileride? Ben futbolcu olmak isterim. Çünkü futbol çok seviyorum. Hangi bence defans, stoper. Stoper olmak. Bence mesleğini seven insanlar daha başarılı olur. Vallahi çok haklısın. Cemre, sen ne olacaksın? Ben veteriner olup hayvanları kurtarmak ve iyileştirmek isterdim. Ne kadar güzel. Hasan, sen ne olmak istersin? Bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü yeni şeyler öğrenmeye meraklıyım. Vallahi ben sana bir şey diyebilir miyim? Bilim adamı değil, bilim insanı olmak istiyorum dedin ya. Vallahi ben sana kesinlikle yürekten hayran oldum. Seni çok tebrik ederim. Çok güzel bir hayal. Elif, sen ne olmak istiyorsun Elif Kılıç? Ben ileride öğretmen ve doktor olmak istiyorum. Öğretmen olursam çocuklara faydam dokunacak. Doktor olursam hastalara faydam dokunacak. Çocuk doktoru olursam da hem çocuklara hem de hastalara faydam. Muhteşem bir fikir, muhteşem. Elif Eren, sen peki ne olmak istersin ileride? Öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara umut ışığı olmak istiyorum. Onlara verdiğim eğitimle bilim insanları yolunda onlara ışık tutmak istiyorum. Arkadaşlar, ben hepinizi canlı gönülden kucaklıyorum. Biz normalde sizin ablalarınızla, abilerinizle bir süredir birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Yani okullarımız devam ediyor. Kimimiz liseye, kimimiz üniversiteye gidiyor. Ve elimizden geldiğince inandığımız doğrular için mücadele etmeye çalışıyoruz. Sizin gibi daha genç, böyle daha 23 Nisan'ı daha da sahiplenmesi gereken çocukların, yani kardeşlerimizin hayalleri için, kimi yerde bizler gibi daha biraz yaşı büyük olan gençlerin bu ülkede daha da mutlu, huzurlu yaşayabilmesi için. Abi ablalarınızı tanımak beni her daim çok mutlu etti ama sizlerle bir araya geldiğime bir o kadar mutlu oldum. Bunu bütün yüreğimle ve çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Eminim ki sizler de biraz daha büyüyüp lise çağlarına geldiğinizde bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Biz ne yapıyorsak hep birlikte yapıyoruz. Ama daha yapacak çok işimiz, kat edecek çok yolumuz var. Dünyaya iyiliği, güzelliği, mutluluğu, eşitliği getirmek için hepimizin bence üzerine düşen sorumluluklar var. Bu sorumlulukları eğer bizle birlikte ödemek isterseniz de ben çok büyük bir heyecan ve mutlulukla sizle omuz omuza bu dünya için, ülkemiz için, insanlık için çalışmayı çok isteyeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Vallahi benim için muhteşem, keyifli bir sohbet oldu. Ufkum da açıldı. Sizlerin fikirlerini duymak, bazen bana düşünmediğim şeyleri düşündürmek konusunda iyi bir örnek oldu. Zaman zaman sizleri arayıp fikir alırsam da lütfen kızmayın. Şimdiden umarım bana vakit ayırırsınız. Çünkü sizlerin hayalleri bizlerin hayalleri olacak. Hep birlikte hayal kurup dünyayı ve bu memleketi böyle değiştireceğiz. Herkese çok güzel bir 23 Nisan diliyorum. Doya doya tadını çıkarın. Bu bayram sizin. Hiç öyle de şeyde olmayın. Az da istemeyin. Ailelerinizden, ablalarınızdan, abilerinizden talepleriniz neyse doya doya isteyin ve yaşayın.
Bir sorunla karşılaşırsanız da beni arayın. Elimden gelen destek neyse sizler için vermek isterim. Sizlerin varlığı çok büyük bir keyif ve mutluluk. Sizlere kucak dolusu öpücükler, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Daha nice güzel zamanlarda bir araya gelmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.